rahmetle, saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Müstecip Ülkü Sal daha 16-17 yaşlarındayken 1917'de 26 Aralık'ta Kırım'da istiklalin ilan edildiğini duyunca büyük bir heyecanla vatan Kırım'a hizmete koşmuş, orada öğretmenlik yapmış. Bolşeviklerin Kırım'a hakim olması sebebiyle bir Karadenizli kayıkçının yardımıyla Türkiye'ye kaçmak zorunda kalmış. Ama 1930 yılında neşretmeye başladığı Emel dergisiyle Kırım İstiklal davasında unutulmaz bir yer edinmiş, hizmetleriyle büyük bir
30 Ocak 2021 günlerden cumartesi Genç Tatar'ın 93. yayına herkes hoş geldi. Ben Kalakay. Ben Baybörü. Ben Aruvaysa. Bu akşam sizlerle birlikteyiz. 93. yayınımızda tekrardan ekip birlikte. Evet efendim, arkadaşlarıma nasılsın diye soruyorum. Teşekkür ediyorum Kalakay. Allah'a şükür iyiyiz bugün. Umarım takipçilerimiz de çok iyidir. Bugün ayrıca da bir heyecanımız var. Aruvaysa da aramıza tekrardan katıldı. Onun heyecanı ayrı. Takipçilerimiz de onun sesini duymayalı ve canlı olarak, yani uzun zaman olmuştur. Kalakay, Baybörü, Aruvaysa'nın üçlü yayınıyla umarım güzel bir yayın olur takipçilerimize. Ben de hemen Aruvaysa'ya top atayım. Sen nasılsın, iyi misin Aruvaysa? Vallahi çok şükür. Arumuz diyelim. Beraber olmak tabii ki ekip arkadaşlarımızla beraber daha iyi ediyor herkesi, beni olduğu kadar. Az önce Baybörü ondan bahsetti. Üç adamı tamamlamış olduk. Evet. Ama tabii ki ekip arkadaşlarımızın geri kalanları da olsa daha aru bolur edi. Sen katesin. Ben de aruman sabol balamalar razı bolsun işte. Yani iyiyiz. Teşekkür ederim. Yani. Bilmiyorum. Bir mutluluk, bir böyle bir sevinç var içimizde. Sonunda artık 5, 6, 7 ay sonra hep birlikteyiz. Son buldu. Kesinlikle ve çok güzel bir akşam bizi bekliyor olabilir mi? İnşallah. Akışta. Tabii ki. Sevgili dinleyicilerimize de bunları ilettikten sonra yorumlarını bekleyeceğiz. Kesinlikle. Güzel bir gece geçiyor mu diye. Bu arada şu anda yorumlarınızı maalesef göremiyorum ama bir şekilde görmeye çalışacağım. Bir şeyler yapacağız. Evet efendim. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Zaten 2 dakika falan oldu biz de gireli. Ardından da gündemleri vesaire vesaire konuşmaya başlayacağız. Evet efendim, müzikler sizlerle birlikte. Radyo Genç Tatar. Çıktım baktım
Ölseyim
Radyo Genç Tatar. Boyu serin yerler eskende.
Genç Tatar. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz değil mi Arvaysa? Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili takipçilerimizden bizlerden ayrılmamalarını rica ediyoruz. Bizleri takipte kalmalarını rica ediyoruz. Evet. Aynı anda. Evet. Sohbetten önce tabii bir haber akışı yapmayı planlıyoruz. Lakin yine konuşmamız gereken şeyler vardı. Baybürü bize bunları anlatacak. Mikrofon sizde Baybürü. Teşekkür ediyorum Kalakay. Ben de hemen anlatmaya geçmeden önce kısa bir akıştan bahsedeyim. İlk haberimiz gene kaynaklarımız Kırım Haber Ajansı'ndan kaynaklı. 27 Ocak 2021 tarihli milletvekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'in bir açıklaması var. Ona değineceğiz. Daha sonra Vatan Kırım'a uzanarak oradaki işsizlik oranlarından bahsedeceğiz Kalakay. Daha sonra Ukrayna hükümetinde Kırım dilimizin popülerleşmesine, daha da yayılmasına yönelik birkaç girişim var. En sonunda Kırım platformu haberine değineceğiz. Hemen ilk haberimize başlayalım o zaman. Evet, ben de hemen okuyorum. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer 26 Ocak 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Kırım işgal eden Rusya'ya eleştirdi. Ayrıca Çakır Özer, Kırım Tatarlarına uygulanan baskı ile ilgili TBMM'nin harekete geçmesi konusunda çağrıda bulundu. Türkiye'de sayıları milyonlara bulan Kırım Tatarlarının yaşadığını ve Kırım Tatarlarının Türkiye'nin muasır medeniyet hedefine ulaşmasında büyük katkısı olduğuna da dikkat çekti Çakır Özer. 2014 yılındaki işgale değinen milletvekili Çakır Özer bu açıklamasında şunlara değindi. Bu insanlar ülkemizin siyaset, bilim, edebiyat, sanat ve ticaret hayatına büyük katkılar sağlamış, Türkiye'mize gönülden bağlı insanlar olarak Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine ulaşmamıza hep büyük katkılar sağlamıştır. Ancak ne yazık ki talihin ve tarihin acımasız bir tekerrürü neticesinde 2014 yılında Kırım Tatarlarının ana vatanı bir kez daha hukuksuzca işgal edildi. Bütün dünyanın gözleri önünde Rusya altına imza attığı BM Sözleşmesi dahil barışın korunmasına yönelik bütün sözleşmeleri çiğneyerek Kırım'ı bir kez daha işgal ettiğini ifade etti Kalakay ve Arovaysa. Hemen notlarımızın devamında da Kırım Tatarları Kırım'dan göç etmek zorunda kaldı olarak devam ediyor. 2014'teki işgalden bugün 16 Kırım Tatarı Rus cezaevlerinde hayatını kaybetti. 11 Kırım Tatarı kayıp ve Ağustos 2020 verilerine göre 208 Kırım Tatarı siyasi mahkum ya da tutuklu olarak cezaevinde. Bu baskılar ve eziyetler Kırım'da yaşayan ve işgale karşı çıkan Ukraynalılara ve diğer milletlere de yapılıyor.
Bunlar sadece rakamlar değil, her bir rakam bir insana, bir aileye yapılan eziyeti ifade ediyor. 2014-2020 arasında Kırım'dan 50 bin kişi Ukrayna'ya göç etmek zorunda kalmış durumda. Bu sayının yarısı Kırım Tatarı. Baskılar, eziyetler, işten çıkarmalar insanları ekmeğe, işe aşağı muhtaç etmiş durumda. Son açıklamalarında da son nokta olarak bir önerisinde de bulundu milletvekili Çakır Özer. Hemen ona baktığımızda şu şekilde. Bugüne kadar Kırım'da resmi rakamlara göre 35 bin vaka açıklanmış ve gelen bilgilere göre vakaların %60'ı Kırım Tatarları. Yarımada'da sağlık sistemi çökmüş durumda. İlaç, hastane, doktor bulunamıyor. Görünen o ki 2021 yılında da hem pandemi hem işgalci yönetimin baskıları Kırım Tatarlar için umut vaat etmiyor. Bu konuda başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki Kırım Tatar kardeşlerimiz olanlar üzülerek takip ediyor. Ama Kırım konusunda hareketlilik pasif durumda. Kırımlı soydaşlarımızın yaşadığı hak ihlalleri karşısında artık meclisimiz harekete geçmelidir. Hiçbir şey yapamıyorsak dahi parlamentomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kırım Tatar Milli Meclisi arasında bir dostluk grubu mutlaka kurulması sağlanmalıdır. Kırım Tatarları soydaşlarımız Ankara'dan meclisimizden çok büyük destek beklemektedir diyerek bitirdi konuşmasını. Habere baktığımızda 2014 işgalinden bu yana tabii ki bizim de esas hedeflerimizden birisi yayınlarımızda mutlak bir şekilde bu işgale neden karşı geldiğimizi anlatmak olmuştu. Utku Çakır Özü'ydü değil mi? Çakır Özer. Çakır Özer'di, özür diliyorum. Eskişehir milletvekili. Bir milletvekilinin de bunu parlamentoda dile getirmesi, konuşmasında yer alması tabii ki de güzel. Dünya genelinde zaten bunu duyurmaya çalışıyoruz. O yüzden çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Evet Aroğaysa, ben de sana katılıyorum. Hani Türkiye'nin yani Ukrayna ile işbirliği çok üst düzeyde. Hani her platformda bir gerek büyükelçiler düzeyinde olsun ya da başka platformda desteğini, Kırım'ın işgalini tanımadığını her zaman belirtiyor. Ama inşallah bir gün vatan Kırım özgürlüğüne i̇nşallah kavuşacak diyoruz. Dualarımız her zaman yer alıyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Evet. Bu haberimizde gene vatan Kırım'a uzanıyoruz. 27 Ocak 2021 tarihli gene işsizlik durumundan bahsetmeye çalışacağız. İçi notlarımızda Kırım'daki sözde işgal yetkilisi Yelena Romanskova'ya kayıtlı işsiz sayısının 2020 yılında 9 kat arttığını ifade etti. 2020 başında 5290 olarak açıklanan işsiz sayısı 1 Ocak 2021 itibariyle 48.000'e böyle üst düzey yani aşırı bir şekilde çıktığını görmekteyiz. 2020 yılında bu şekilde yani sayıların 48.000'e çıkmasıyla 9 kat bir artış yaşandı işsizlik durumunda. Bunun tabii ki açıklamalarında sözde işgalci yönetimler baktığımızda bunu koronavirüse bağladıklarını da görmekteyiz. Arvarsa salgının başından bu yana işsizlik sayısının 9 kat arttığını belirterek 2020'nin sonunda istihdam edilen nüfus 866.700'dü. Çalışan sayısının 12 bin kişi artmasına rağmen kayıtlı işsiz sayısında önemli bir artış görüyoruz. Salgının başlangıcından bu yana kayıtlı işsiz sayısı 9 kat arttı. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle kayıtlı işsiz sayısı 5290 iken 1 Ocak 2021 tarihiyle 48.000'e yükseldiğini kendileri de ifade ettiğini görmekteyiz. Yani biraz önce milletvekilimizin de açıklamasında yani değindiğimiz gibi Kırım'da koronavirüsten dolayı ilaç, doktor sıkıntısı, bir yandan tutuklamalar, ev baskıları sürerken bir yandan da işsizlik durumunda had safhada olduğunu da görmekteyiz ki bu baktığımızda milletimizi de vurmasının yanında kendilerine göre oradaki Rus halkı da vurmakta ki onlar ilk geldiğinde 2014'te referandum olduğunda işte sözde demokrasi, refah getireceğiz gibi vaatlerle gelmişti. Ancak onların gene boş çıktığını bir kez daha gördüğümüzü ifade edebiliriz diye düşünüyorum ben. Bir de yorumlarken sorum olacaktı bu konuyla alakalı. Verilen rakamlar tamamen işgalci yetkililerden alınan rakamlar mı? Evet. Eğer bahsedilen rakamlar doğruysa ki bir de böyle bir durum var. Yani onlar 9 kat arttığını dile getirmişler, söylemişler. Gerçekte bu durum böyle mi yoksa daha da vahim bir tabloyla karşı karşıya mıyız? Onu da net bir şekilde söylemek lazım ki bizi dinleyen takipçilerimiz de ona göre araştırmalarını yapsınlar diyelim. İşsizlik sadece Kırım'da değil tabii ki dünya genelinde kötü, vahim bir durum. Diğer haberimize geçiyoruz herhalde. Evet.
biraz takipçilerimizin de canını sıktık. Hem koronavirüs sıkıntısından, işsizlikten bahsettik. Biraz da Ukrayna'nın dilimizin gelişmesine yönelik birkaç politika geliştirme çabası var. Onunla bahsetmeye çalışacağız. Hemen ben de notlarımızı aktarmaya başlayayım takipçilerimize. Ukrayna geçici işgal altındaki toprakların yeniden entegrasyonu Bakanlığı, Kırım Tatar dilinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılma stratejisine dair bir proje taslağı hazırladı. Bakanlık tarafından hazırlanan proje 2021-2032 dönemlerini kapsamakta. Bakanlık Kırım Tatar dilini geliştirme ve yaygınlaştırma stratejisine dair hazırladığı proje taslağını yayımlayarak yaptığı açıklamada 2021-2032 dönemini kapsayan projenin Kırım Tatar Milli Meclisi, bilim insanları, gazeteciler, sivil toplum örgütleri, temsilcilerinin katılımıyla hazırlandığını belirtti. Şu an kamu istişarelerine açık olan projenin nihai hale getirilmesinden sonra Ukrayna Bakanlar Kurulu'na siyasi bir teklif olarak sunulacağı da ifade edildiğini görmekteyiz. Reznikov projenin Rus işgali altındaki Kırım'da durumu kritik hale gelen Ukrayna'nın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının ana diline yönelik sağlanan devlet desteğini arttırmak için oluşturulduğunu belirtti. Gene aynı Bakan Reznikov 170 milyon insanın Türk dilini konuştuğuna dikkat çekerek yerli halkın dilinin korunması dışında tüm Ukrayna ulusu için açılan büyük imkanlar söz konusu. Bugün Türk dillerinde 170 milyon insan konuşuyor. Bunlara stratejik ortaklarımız da dahil ifadelerini belirtti. Yine bakanlık tarafından hazırlanan projede Kırım Tatar dilini konuşan kişilerin sayısını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiğine de dikkat çekildi. Ukrayna vatandaşlarının etnik kimliklerine bakmaksızın Kırım Tatar dilini öğrenmeye teşvik etmek için Kırım Tatar dilinin kullanım alanlarının geliştirilmesinin gerektiği de belirtildi. Belgeyi hazırlayanlar yerli halklar hakkında, Ukrayna'daki Kırım Tatar halkının statüsü hakkında yasa tasarılarının kabul edilme sürecinde Kırım Tatar dilinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ihtiyaçlarının da dikkate alınmasını belirtiyor. Bunun dışında birkaç gelişme daha var konumuzla alakalı olarak. Ukrayna Bakanlar Kurulu nezdinde Kırım Tatar Dili Ulusal Komisyonu'nun oluşturulması ve Kırım Tatar dilinin gelişimiyle ilgili güncel konuların ele alındığı uluslararası bilimsel konferans düzenlenmesi de önerildi. Kırım Tatar dilinde eğitim veren kurumların sayısının arttırılmasının teklif edildiği belgede uluslararası bir eğitim merkezi ve Kırım Tatar dili üzerine açık bir eğitim materyalleri kütüphanesi olarak hizmet verecek bir çevrim içi platformun oluşturulması gerektiği de belirtildi. Belgede Kırım Tatar dili ve edebiyatı gününün belirlenmesi ve Kırım Tatar dilinin popülerleştirilmesine yönelik kültür, eğitim, bilim, sanat projelerine destek verilmesi de önerildiğini görmekteyiz. Yani bu proje tabii ki devlet politikası olarak ele alındığında önemli. Çünkü malum bizde mitikler için yanlış hatırlamıyorsam hazırladığımız bir pankartımızda bunu ele almıştık. Tilini coytma, artını unutma diyerek dil konusu her zaman önemli. Bir topluluğu ayakta tutacak olan şey kültürüyle beraber diğer denklemi olan dil konusu ki biz birçok yayınımızda Kalakay dil konularında hep ele aldık. Hatta onunla ilgili önümüze düşen haberleri değerlendirmeye, yorumlamaya çalıştık. Bu yüzden gecikmiş ama güzel bir proje diyebiliriz bu haberle de ilgili. Neden gecikmiş? Daha önce de yapılabilme imkanları vardı diye düşünüyorum şahsen. Ama gerçekten eğer hayata geçirilebilirse bu hazırlanan projede bizler için, Kırım Tatarlar için önemli bir proje. Evet, çok güzel olacak. Yani birinci Ukrayna makamlarından da birinci elden alınması dediğin gibi çok güzel bir gelişme arıvaysa. Son olarak da Refat Ağamızın da birkaç değerlendirmesi vardı bu konuyla alakalı. Hemen onları da aktaralım. Milli Meclis Başkanımız Refat Çubarov, Ukrayna geçici işgal altındaki toprakların yeniden entegrasyonu Bakanlığı tarafından geliştirilen bu stratejiyi memnuniyetle karşıladığını belirterek Ukrayna yönetiminin Ukrayna'nın yerli halklarından birinin dili olarak Kırım Tatar dilinin geliştirilmesine yönelik devlet önlemlerini geliştirmeyi önceden başlaması övgüye değer ifadelerini kullandı. Ayrıca Kırım Tatar dilinin UNESCO sınıflandırılmasına göre ciddi tehdit altında diyerek de devam etti. Agantel Krimski Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi uzmanlarının değerlendirmesine göre yok olma tehlikesi altında bulunduğuna dikkat çekerek Kırım Tatar dilinin
korunması ve geliştirilmesi açısından ek tehlike ana dili Kırım Tatarca olanların ezici çoğunluğunun yasa dışı Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinin Rusya Federasyonu tarafından geçici işgali sonucu ortaya çıktığını belirtiyor Refet Ağamız. Ve son olarak da Ukrayna'nın gene bakanlığın bir hamlesine de daha değinebiliriz. Daha önce bu mobil platformlarda hani kullanılan bir Duolingo diye dil platformuna Ukrayna hükümeti başvurarak orada da Kırım Tatar dilinin de dahil edilmesine yönelik bir girişimi de bulunmakta. Bu da gene sonuca ulaşırsa elimizdeki telefonlarla daha kolay bir şekilde dilimizi öğrenmeye yönelik bize de çok büyük artılar sağlayar diyerek bu haberimizi bu şekilde bitirebiliriz. Hem bizler için hem de akademik camiada bu konular üstünde çalışan insanlar için de bence önemli bir konu. İnşallah evet. Hayata geçer diyelim. Diğer haberimize geçelim herhalde. Evet, bu da son haberimiz. Gene bu da Ukrayna hükümetinin nezdinde Kırım platformu girişimine değinmeye çalışacağız. 28 Ocak 2021 gene tarih haberimiz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Ukrayna Parlamentosu Daimi Heyeti, yine Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Sekreteri Maria Pejinovic Buric ile Rustem Umerov bir araya geldiğini görmekteyiz haberde. Görüşmede Kırım Platformu ve siyasi tutsaklar ile ilgili konular ele alındı. Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Parlamentosu Daimi Heyeti'nin Genel Sekreter Marina Pejinovic ile görüştüğünü bildirerek konuya ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Ve görüşme sırasında Ukrayna'nın düzenleyeceği Kırım Platformu zirvesi, siyasi tutsakların serbest bırakılması konularının ele alındığını da belirtti. Ayrıca toplantıyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandığını da görmekteyiz. Onları da şu şekilde hemen aktaralım. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Sekreterini Ağustos 2021'de düzenlenecek olan Kırım Platformu zirvesine davet ettim. Avrupa Konseyi yetkililerinin geçici işgal altında bulunan Kırım ziyaretlerinin ancak Ukrayna tarafıyla koordine edildikten sonra ve Herson bölgesi üzerinden mümkün olduğunu vurguladım. Marina Pejinovic Buric'in dikkatini siyasi tutsakların sorunlarına dikkat çekerek siyasi tutsakların en kısa zamanda serbest bırakılmasına yönelik uluslararası çabalara katılmaya davet ettim diyerek ifadelerini belirtiyor. Son aktaracağımız notlar arasında da şunları söyleyebiliriz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kış oturumu 25-28 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenleniyor. Ve oturum çerçevesinde 26 Ocak 2021'de düzenlenen Covid-19 aşısına doğru etik, yasal ve pratik hususlar başlıklı toplantısında konuşan Rustem Umerov, işgalci yönetimi Kırım'da yürüttüğü zorunlu koronavirüs aşılama kampanyasından en çok Kırım Tatar halkının da etkileneceğini vurguladığını ifade edebiliriz. Haberimiz de bu şekilde. Yolbaşçılarımızın uluslararası manada yaptıkları bu çalışmalar, görüşmeler tabii ki etki yaratıyor. Kırım platformu için şu anda gerçekten hızlı bir çalışma var, görüşmeler var ki yine 23 Ocak tarihli bir haberde uluslararası bir cemiyetin Kırım'la ilgili bir konuyu kabul ettiğini de görmüş oluyoruz. UNESCO işgal altındaki Kırım'ı izleme kararını kabul etmişti. Bu görüşmeler, uluslararası platformdaki büyüklerimizin görüşmeleri tabii ki yavaş yavaş ilgiyi Kırım'a çekebilme yönünü de bize göstermeye başladı. İnşallah bunların karşılığını da alabiliriz işgal altında bulunan vatan Kırım için. Aynen kalak Arovaysa ben de sana katılıyorum. Alışmışsın değil mi? Hani bir ama son anda kurtardım yani. Kağıdım neden? Arovaysa'ya döndürdüm ama gene yakaladım. Ve yarınki etkinlikle alakalı duyurumuzu da tekrar evet, etmiş pazar olarak. Gene 3. hafta oldu değil mi? Yanlışlık olmazsa. Emel dergimiz yani Emel Vakfımız fikir ve kültür konferansları gerçekleştiriyor. Bu haftada 2014 sonrası Ukrayna ulus inşasına Kırım Tatar Milli Hareketi'nin etkisi konuşulacak bir haberimiz, duyurumuz bu şekilde. Konferansın konuşmacısı Dünya Kırım Tatar Kongresi Türkiye Gençlik Koordinatörü Fethi Kurti Şahin olacak. 2010 gene bahsettiğim üzere 2014 sonrası Ukrayna ulus inşasına Kırım Tatar Milli Hareketi'nin etkisi pazar günkü Emel Vakfımızın konferansında ele alınacak. Konuşmacı da Dünya Kırım Tatar Kongresi Gençlik Türkiye Gençlik Koordinatörü Fethi Kurti Şahin olacak.
Saat 13'te başlayacak konferans. Katılım bağlantısı da Emel Vakfımızın sosyal medya hesaplarından bir gün önce, yani cumartesi bu hafta, bugün ilan edildi. Oradan da Zoom bağlantısına takipçilerimiz de erişebilir. Hemen hızlıca tekrar geçelim. Emel Kırım Vakfı sosyal medyalarından bu yapılacak olan etkinlikle alakalı linki edinebileceksiniz efendim. Pazar günü 13.00 etkinlik süresi, zamanı diyelim. Kaçırmayın. 3 haftadır gerçekten güzel bir hafta sonu oluyor, değil mi? Kesinlikle. Özellikle hafta sonu evlerimizde kaldığımız o dönemde de vaktimizi boş geçirmeden yapabileceğimiz bir etkinlik olmuş oluyor efendim. Bizler kaçırmıyoruz, sizler de kaçırmayın diyelim. Ve şiddetle tavsiye edelim. Evet efendim, şimdi bir müzik arası, ardından biz tekrar buradayız. Radyo Gençler. Batuma, batumun patamına. Ben giderim batuma,
pas yok, yüde börlek yok. Sol ekeve yok idim, elge kalkası yok. Yıgıt tuğul olmadan, orga tıpatmın misin? Konak gelse koy soyup, konak alıp bilmese. Donamışın aytkanlar, atmır atte bataylar. Atmın megen erkekte, kim körgenler nogaylar. Atsız nogay kanatsız, deb aytılgan burundan. Nogayımda sol söz bar, atalardan kalıngan. Arımaz, argamak, dinmezde batmaz. Boslay, er nogay, hınan bosatmaz. Arımaz, argamak, dinmezde batmaz. Boslay, er nogay, hınan bosatmaz. Bizim nogay kamışı, kop zamanlar oynatkan. Sosu kün gedeyinde, katı attın yoytpagan. Kayday köşlü yağı da, ondan korkmay bolmagan. Sokıldatıp sokkanda, yanın almay kalmagan. Arımaz, argımak, dengizde batmaz. Bozlay, er nogay, hınan bosatmaz. Arımaz, argımak, dengizde batmaz. Bozlay, er nogay, hınan bosatmaz. Boslay, er nogay, hınan bosatmaz. Arımaz, argamak, dengizde batmaz. Boslay, er nogay, hınan bosatmaz. Radyo Gençler. Ellerim sana yastık, saçlarım yoruk.
Radyo Genç Tatar. Evet efendim, kaldığımız yerden aynı şekilde devam etmekteyiz. 30 Ocak 2021 Cumartesi ve Genç Tatar'ın 93. yayını devam ediyor ve hatta sona ermek üzere. Bugün fazla muhabbet edemedik maalesef. Malum şartlar, malum durumlar. İster pandemi deyin, ister salgın deyin. İsterseniz Çin virüsü deyin. Ne derseniz kabulümüzdür açıkçası. Evet, artık yavaş yavaş son sözleri alırken. Aruvaysa'dan ben evet. Senden isteyecektim zaten. Tamam efendim. Aruvaysa'dan Genç Yatır hakkında bu mecmuamız falan hakkında biraz bilgi versin istiyorum. Falan bir uzattın ama çok uzatmadan o bilgileri hemen biz verelim. Lütfen. Değerli takipçilerimize, dinleyicilerimize. Efendim biz her hafta olduğu gibi cumartesi günleri saat 21'de yayınlarımız oluyor. Bazen boşluk bulduğumuzda ester veriyoruz ve perşembe günleri de müzik yayınlarıyla sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde malumunuz gençtatar.com üzerinden mecmualarımızı, bugüne kadar çıkardığımız mecmualarımızı indirebilir ya da okuyabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bunlar haricinde Gençtatar mecmuasında yer almak istiyorsanız da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter hesaplarımızdan bizimle beraber konuşabilirsiniz. Taleplerinizi, isteklerinizi iletebilirsiniz diyelim ve son sözlere geçelim. Peki geçelim. Evet, şey diyecektim. Neyi diyecektim? Biz iki haftadır evet. Yoktuk ve bunu duyurmadık. Bunu yayının başından beri de söylemedik. Evet. Sen demin söyleyince aklıma geldi. İki haftadır neredeydiniz? Ve hey adamlar deseler ne diyeceğiz biz dinleyicilerimiz? Küçük bir mola diyebiliriz. Evet. Küçük bir mola verdik ama sağlığımız saatimiz yerindeydi. Yani sağlık sorunlarından mütevelli böyle bir sorun değil de. Tedbir amaçlı da diyebiliriz. Böyle kafamızın dinlenmesi için böyle bir kafa tatili yazdık kendimize de diyebiliriz. Belki de güzel şeyler ortaya çıksın diye ara vermiş de olabiliriz. Evet efendim, bu arada güzel şeyler demişken aklıma geldi. Perşembe günü bizi takip edin. Perşembe günü saat 9'da bizim buralarda olun ki belki bir sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet. Evet efendim. Bay Börü, son sözlerini alalım rica etsem. Teşekkür ederim Kalakay. Aslında ben de fazla uzatmadan son sözlerimi bitirmek istiyorum. Bugün Aruvaysa'nın da yayınımıza canlı olarak dahil olmasıyla kendi adıma çok güzel bir yayın oldu benim için. Umarım takipçilerimiz için de çok güzel bir yayın olmuştur. Ben de Aruvaysa'nın ifade ettiklerini değinerek takipçilerimizin yorumlarını, eleştirilerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ve mecmuamızın hatırlatmasını ben de ifade etmek istiyorum ki takipçilerimizin de yazılanını beklediğimizi söyleyebiliriz Kalakay. Benim son sözlerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Topu kime atalım? Aruvaysa peki senin son sözlerin. Şöyle yapalım. Ne yapalım? Ben son sözlerimi söyleyeyim. Sen kendi son sözleri söyle ve kapanışı için ilanda bulun. Peki tamam. Peki. Evet efendim, bu haftanın da sonuna geldik. 93. yayın bitti ve biz 3 kişi olarak buradaydık. Bay Börü, Aruvaysa ve Kalakay. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Çok fazla konuşmadık. Sesimiz de yok değil ama konular yoğundu biraz da. Bizden de bu kadar bu akşamlık. Kendinize iyi bakın. Perşembe günü bizimle birlikte olun. Bir sürpriz olabilir belki. Ve Aruvaysa, son söz sende. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Bugünü de noktaladık sizlerle beraber. Tabii ki yorumlarınız geldikçe yorumlarınızı da arkadaşlarımız okumuş olacaklar inşallah. Ve böylelikle bir sonraki yayınımıza sizleri tekrar bekliyor olacağız ki 93. yayın bitiyor. 100. yayınımıza çok az kalıyor. 3 yıllık bu serüven kaldığı yerden devam ediyor efendim. Sağlıklı kalın. Kendinize çok iyi bakın. Aman hastalanmayın diyelim. Ve sağlıklı saatli bir şekilde bir sonraki yayınımızda beraber olalım inşallah. Sağlıkla kalınız.
Thank you.